Salih Tuna, CHP Partizanı 2 yazarın Kılıçdaroğlu'yla imtihanı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı son günlerde oluşturulan muhalif dalgayı çözümlemek adına çok elverişli iki prototip oldukları için Yılmaz Özdil ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ı misal vermek istiyorum. Takdir edersiniz ki bir konuyu herkesin anlayacağı şekilde vuzuha kavuşturmanın en etkili yolu örnekler üzerinden gitmektir. Yoksa şahıslarla alıp veremediğimiz yoktur. Yılmaz ile Soner her şeyden evvel, Kılıçdaroğlu'nu istemezük korosundan ayrışıyorlar. En azından, farklı, olmak için çaba gösteriyor, argüman, falan üretiyorlar. İstemezükçüler, öyle mi ya? Sırf kazanamadığı için sevgili Kılıçdaroğlu'na demediklerini bırakmıyorlar. Kazansaydı, ondan büyüğü yoktu. Cibilliyetleri böyle. Değişim, deyip duruyorlar. Fakat değişim taleplerinin içini doldurabilecek sadra şifa tek cümleleri yok. Haliyle, çözümlenecek bir yanları da yok. Hayır yani, sıradan oportunizmin neyini çözümleyeceksiniz? Yılmaz ile Soner'in en önemli ortak özellikleri, ikisi de daha önce, yandaşlık, yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyorlar. Yılmaz, Soner'e nazaran hakaret amis. O kadar ki, Kılıçdaroğlu'na, guguk kuşu, benzetmesi yapıyor. Gel gelelim. Soner, Kılıçdaroğlu'na muhaliflikte, Yılmaz biraderimiz kadar ileri gitmedi ama Yılmaz da vaktiyle Soner kadar Kılıçdaroğlu'nu övmedi. Soner arkadaşımız, Kılıçdaroğlu'nu Türkmen coğrafyasından alıp Konya'ya yerleştirmiş, açtığı yoldan yürüyen CHP'li meczuplar da, seyidlik unvanına yükseltmişti. Seçimin ardından, Kılıçdaroğlu'na muhalif, oldu ya, umarım işin sonunda Kılıçdaroğlu'nu sabetaist ilan etmez. Çünkü Soner'in sağ betaycılar konusunda böylesi bir üretkenliği var. Yılmaz ile Soner sırf kazanamadığı için, Kılıçdaroğlu'na muhalefet etmeyi kendilerine yakıştıramadıklarından olsa gerek, argüman üretiyorlar. Yılmaz geçen gün şöyle bir tweet attı, niye bırakmadığı, niye bırakmak istemediği, 14 yıldır kaybetmesine rağmen niye hala alkışlandığı ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yan kuruluşu İpek Yolu Enstitüsü'nün 2008 yılındaki raporunda açıkça yazıyor. Az sabır, çalışıyoruz, kelime kelime anlatacağız. İşin tuhaf yanı, anlatacağız dediği şeyi, 15 yıldır bilmeyen yok. Hatta emekli diplomat ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen yıllar yılı televizyon kanallarında, Baykal'ı istifaya zorlayıp yerine Kılıçdaroğlu'nu geçirmeyi planladıklarını mezkur kaynağa dayandırarak dile getirmişti. Yılmaz'ın anlatmaya başlaması her şeye rağmen iyidir. Böyle böyle, kaset kumpasıyla CHP genel başkanlık koltuğuna oturtuldu, bile diyebilir, kim bilir. Soner dostumuzun hakkını teslim edelim. Kılıçdaroğlu'na üzerinde durmayı hak edecek eleştiriler yönlendiriyor. Fakat çözüm önerisi, çeyrek asırdır bir ekrem çıksın diye bekliyorduk diyen Yılmaz'dan farklı değil. Sen kalk, anti veya tam bağımsızlık üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştir, sonra da İmamoğlu'nu destekle. Olacak şey mi? O değil de, bunlara kızıp Kılıçdaroğlu yandaşı olmasam iyi. Gülmeyin dostlarım. Nasıldı o şarkı, tutun kollarımdan düşerim şimdi.